Tabii değerli hocamız Toroslu Behen sadece çocuk şarkıları ve marşlar bestelemedi. Pop şarkıları da besteledi. Hatta o konuda da kendileriyle anılarımız var. Evet üstadım biraz pop şarkılarından bahseder misiniz? Hiç pop şarkının çok iyi hatırlıyorum şimdi Hasan Bey. Evet hocam. Sizin bir pop şarkı yarışmanız vardı. Size geldiğimde o gün tesadüfen pop şarkı yarışmasına gideceğini söylemiştiniz. Evet. Ama zaman da çok az vardı. Evet, 1995 Kıbrıs, evet. Birinci Girne Altın, evet. Zeytin Beste Yarışması. Evet. Toroslu hocam can hıraş bir şekilde bana geldi. Evet. Bu yarışmaya katılmalısın. Ya hocam dedim, ne yarışması, evet. Ya Allah aşkına dedi. Benim hayatım yarışma olmuş. Evet. Yok dedi, bu çok önemli bir yarışma dedi. İlk defa yapılıyor. Evet. Katılman lazım. Ve can hıraş bir şekilde hemen o anda besteyi yaptım. Evet, 15 dakikada beste bitti. Evet. Ama 15 dakikada beste bitti. Bir müzik evinde getirilmesi gerekiyor bestenin. Ya. Notalarıyla, CD'siyle beraber. Ama o zaman da çok azdı. Bugün hiç unutmuyorum aslında. Ben de hiç unutmuyorum. Nasıl yetiştirdiniz hocam onu? Evet, nasıl yetiştirdim? Sorma. Koşa koşa kanter içerisinde kaldım. Ah canım. Ve kapıyı kapatmak üzere verdim. Ah, o anda inanın. Son anda kapı kapanmak üzereyken girdik. Ve bu fakir birinci oldu. Evet, yani. Sözde de birinci oldu. Şarkıda da birinci. Evet, bütün birincilikleri ben aldım. Evet, İlk defa da Kıbrıs'a gitmiş oldum. Sizin sayenizde. Rica ederim. Siz gitmeseniz nereden ben o yarışmaya katılacağım? Sonra Kıbrıs'a çok gittim Toroslu hocam. Evet. Kıbrıs Beste yarışmalarından mada. Kıbrıs'a belgesel müziği yaptım. Evet. Kıbrıs Girne Hasan Memişoğlu Paşa'mız sayesinde. Yani evet. Hep sizin sayenizde oldu bunlar. Yani, çok birleştirici bir yönünüz var. Sağ ol, şimdi birleştirici ederim. İnsanlar kalmadı Toroslu hocam. Sağ ol, yok. Sonra bir de Şükrü'ye Tutkun'la yaptığımız, evet. Siz beni zorla pop bestesi yaptınız. Evet, evet, evet. İhtimalle siz dediniz ki beni pop bestesini yetmemiştim demiştiniz. Evet. Hatırlarsanız. Hep kendi klasik caz bestelerimi yapmıştım. Ama ben de demiştim ki bir defa dinleyin, ben söyleyeyim, çalayım. Eğer beni beğenirseniz yaparsın demiştim. Evet. Ki o zaman geldiğimde işte eften eften bildiğim kadarıyla çaldım, söyledim. Çok beğendiniz. Evet. Bunu beğendim. Bunu sahildeki yapmak... ev miydi? Evet. Hiç bunu yapmak mecburiyetindeyim. Büyük orkestraya güzel, evet, bir aranjmanı, evet. Yapmıştım. Evet. Evet. Şükrü'ye de çok güzel okumuştu. TRT'nin açmış oldu pop şarkı yarışmalarındaydı. Evet. Altın Güvercin, evet. Diye. Tam birinci olacaktı Şükrü'ye. Ne oldu? Evet. Valla bilemiyorum ki. Yani provalar, sağın bütün arkadaşların hepsi, diğer yarışmacıların hepsi, hocam gelip bizi tebrik etmişlerdi. Evet. Siz mutlaka birinci olacaksınız demişlerdi. Ama halk jürisine gelince... Halk jürisinde... İstanbul, Ankara, İzmir'e tam 10 puan, 10'ar puan almıştım. Evet. Diyarbakır, Urfa gibi ilayetlerden gelen puanlar çok az olduğu için hemen... Bu niye böyle oluyor hocam? Vallahi. Bu kültür seviyesinin farklılıklarından, evet. Mı kaynaklanıyor? Tabii. Yoksa Urfa'nın kültürü müthiştir. Diyarbakır'ın, evet. Kültürü müthiştir. Acaba oradaki güzel insanlarımız kültür açısından eksik mi bırakıldılar? Zannetmiyorum ama tabii mutlaka vardır ama benim tahminim pop şarkısına yatkın olmayan bir müzik vardı bu Urfa'da. Hala, evet. Da öyle. Evet. Doğudaki müzikle diğer daha gelişmiş ülkelerdeki, gelişmiş şehirlerdeki müziğin durumları hiç benzemiyor birbirlerine. Kalite farkı var. Kalite farkı var. Tarz farkı var. Daha, basın müziğine daha yatkın var. Evet, formasyon bakımından, var. Sözler bakımından. Evet. Ama mansiyon almıştık. O da güzel bir hatıra. Evet, evet. Onu da getirip bana verdiniz. Evet. Türkiye üçüncüsü olmuştum o zaman. Ya, Türkiye, evet. Üçüncüsü, evet. Tabii. Çok, evet. Güzel. O da benim ödüllerimden, evet. Biridir. En başta hatta. En sağ, evet. Köşede. Evet, evet. Efendim, o ödülümüz vardır TRT'mizden. Evet. Aldığımız ödül vardır hocam. Sevgili üstadım. Tabii, evet. Daha sonra birçok besteler yaptınız. Tabii, tabii. Ben de aranje ettim. Bizim sizle ortak çalışmalarımız çok fazla. Çok, çok oldu Hasan Bey. Evet. Sana de, sizden de çok şey öğrenmiş oldum. Gerçekten öyle. Rica ederim. Ben de sizden çok şey öğrendim. Ben sizden fedakarlığı öğrendim. Bir müzik adamına nasıl yardımcı olduğunu öğrendim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ve bir insanın bu kadar işler yaptıktan sonra bir müzisyene nasıl yardım ettiğini öğrendim. Çok teşekkür ederim. Ben sizden adamlık öğrendim hocam. Yok. Sen biraz sonra. Çok önemli. Ve ben sizin sayenizde
Hukukun ordinaryosu Turan Ateş'i tanıdım. Evet. Çok evet. Değerli bir çok. Emekli hakimimiz de bana yapılan terbiyesizliklere evet, o da çok evet. Üzüldü ve benim avukatım oldu. Evet. Ben de evet. Ben de kendilerine buradan selam söylüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Gerçekten yazmış olduğu kitaplarla evet. Çok değerli bir Türk hukukunun avukatıdır, evet. Emekli hakimidir ve hukuk yazarıdır kendisi. Evet. Çok kulaklarınızı çınlatıyoruz ama Turan Ateş hakimimiz sizin öğrenciniz. Evet, evet. Turan gibi hiçbir kimse böyle doğru yolda ilerlemiş görmüşümdür. Kırşehirli kendisi. Kırşehir öğretmen okulundan ben geçtim. Çok değerli bir. Ben sizin sayenizde çok değerli dostlar tanıdım hocam. Rica ederim. Kendi yapmış olduğunuz faaliyetler ve sosyal etkinliklerinizle beni de davet ettiniz. Ve aynı zamanda bu güzel insanlığınızda ki sizin jenerasyon, sizin Atatürk gençliği. Evet, özellikle evet, altını evet. Çiziyorum. Sizler bu memleketin Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında yetişmiş aydın çağdaş doğru. Müzik öğretmenleri, aydın doğru. Çağdaş insanlarsınız. Doğru. Onun için daima önde olmalısınız. Fikirlerinizle, bu aydın çağdaş duruşunuzla gençlere örnek olmalısınız. Dolayısıyla sizin dostlarınız da aynen sizin gibi. Teşekkür ederim. Oğuzlu hocam. Kimleri evet. Kimleri yetiştirdiniz? Şöyle bir hatırlayalım mı? Var mı hatırladıklarınız? Evet. Çok kişi yetiştirdim. İlla ki. Hakikaten. Tabii. Yani, kaç sene öğretmenlik yaptınız hocam? Ben şimdi öğretmenlik 39-40 yılında. Maşallah. Yaptım. Benim ilkokul öğretmenim gibi. O da tam 40 yıllık. İlkokul öğretmenim 40 yıl sonra bana defterimi getirdi, saklamış. Hasan Cihat, ben senin ne halt olacağını anlamıştım. Ne sevindim. Nurdan hocama selam olsun. Evet üstadım. Yalnız benim üzerine durmak istediğim bir konu var. Lütfen. Türkiye'deki şu müziğin bu hale gelmesinde Profesör Zuckmayer'in çok önemi var. Zuckmayer profesör, evet. Gazi Eğitim Müzik Bölümünün evet. Başkanıydı. Ama Gazi Eğitim Müzik Bölümü gerçekten çok önemli. Yani mesela Atatürk'ümüz işte Türkiye'deki müziğin batı seviyesine ulaşması için evet. Zamanın Paul Hindemith Almanya'nın. Hindemith sistemi vardı zaten. Sisteminin konservatuvarları. Oraya telefon etmişti hatta. Evet. Söylemiştik. Sonra Bela Bartok'u soktular yalnız işi evet, bozdu. Evet. Schönberg gildi hatta. Evet. İş biraz daha evet, bozuldu. Evet. Hindemith sistemi gerçekten armoya açısından da ben çok faydalanmıştım. Evet. Hindemith'e gönderdiği mektubu da kendisi bizlere açıkladı. Bütün arkadaşlarımız da biliyorlardır. Demişti ki bizi öyle bir öğretmeye yetiştirecek bir sistem getirdiğini göndermiş ki demişti. Ya. Atatürk'ü yüzünden gittiğimizi şimdi daha iyi anlıyorum. O profesyonel sayesinde Atatürk'ü müzik öğretmeni yetişmişti. Evet. Ve Türk halk müziğine çok önem veriyorduk. Türk müziğine önem veriyorduk ama daha çok klasik batı müziğin tarzını öğrendik ki esas ondan dolayı diğerlerine gitmek çok kolay oluyor. Biraz. Tabii. Çok sesli. Onun için Profesör Zuckmayer her zaman için yad ediyorum. Evet, ben de yad ediyorum. Profesör Zuckmayer'e buradan toprağı bol olsun. Rahmetle yad ediyoruz üstadı. Canım benim. Peki hocam devam edeceğiz.